Gülse Birsel. Mart 2002 DATV'de yayınlanan GAG programıyla adını duyuran Gülse Birsel, Şener soyadıyla 11 Mart 1971 yılında İstanbul'da Beyoğlu Cihangir'de doğdu. Gülse Birsel'in babası Gültekin Şener, annesi de Semiha Şener'dir. Adını annesinin ve babasının adlarının ilk hecelerinden almaktadır. Bozkurt adında bir abisi, Dilek adında bir ablası vardır. Liseyi Beyoğlu Anadolu Lisesi'nde bitirdi. Lise son sınıfın yaz tatilinde 3 aylığına İsviçre'de Leyde Okulu'na gitti. Sonra öğrenimine Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünde devam etti. Üniversitenin ikinci yılında gazeteciliğe merak sardı ve Aktüel Dergisi'nde muhabir olarak çalışmaya başladı. Üniversiteden mezun olduktan sonra 1994 yılında Amerika'ya gitti. New York, Columbia Üniversitesi'nde sinema üzerine master yaptı. 1996 yılında tekrar Türkiye'ye dönen Gülse Birsel, 3 ay boyunca ATV'de kahvaltı bülteninin dış haberlerini hazırladı. Ardından bir yıl boyunca Esquire dergisinin yayın yönetmenliğini yaptı. Esquire'den sonra Harper's Bazaar dergisinin yayın yönetmenliğini yapan Gülse Birsel, Bazar Gelin ve Orange dergilerini çıkarttı ve 1999 Ağustos'unda Murat Birsel'le evlendi. Evliliğinin ardından kariyerine ara vermeyen güzel oyuncu, Aralık 2001'de Sabah gazetesinde köşe yazarlığına başladı. 2002 yılına kadar Harper's Bazaar'dan başka FHM, House Beautiful ve Gezi dergilerinin de yayın koordinatörlüğünü yürüttü. Mart 2002'den itibaren bir süre ATV'de yayınlanan GAG'ın metin yazarlığını ve sunuculuğunu yaptı. Mart 2003'te köşe yazıları ve bazı GAG metinlerinden oluşan Gayet Ciddiyim adlı ilk kitabını ve Mayıs 2004'te Hala Ciddiyim adlı ikinci kitabını yayınladı. Şubat 2004'te ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Avrupa Yakası adlı dizinin senaristliğini üstlenmesinin yanı sıra oyuncu kadrosunda da yer aldı. 21 Ocak 2005'te vizyona giren Hırsız Var adlı sinema filmi Gülse Birsel'in ilk film projesi olarak portföyünde yerini aldı. 2008 Pekin Olimpiyatları meşalesini İstanbul Şişli'de taşıma görevi kendisine verildi. 2009 yapımı Yedi Kocalı Hürmüz filminde Safinaz karakterini canlandırmıştır. Gülse Birsel, 2012 yılında hem senaryosunu yazıp hem oynadığı Yalan Dünya adlı sitcom dizisinde Altan Erkekli, Beyazıt Öztürk, Olgun Şimşek gibi oyuncularla beraber oynadı. 2015 yılında Komedi Türkiye programında jürilik yaptı. 2017 yılında yine kendi yazdığı Aile Arasında filminde Mihriban karakterine hayat verdi. Son olarak 2018 yılında yayınlanmaya başlayan Jet Sosyete dizisinin senaryosunu yazdı ve dizide Gizem karakteriyle ekranlara geldi. Ve bu diziyle 2019'da Bilkent Televizyon Ödülü En İyi Komedi Kadın Oyuncu Ödülünü aldı. Turkcell, Whirlpool ve TTNet gibi birçok markanın reklam yüzü olarak TV reklamlarında rol aldı. 30 Ekim 2019 tarihinde köşe yazarlığını yaptığı Hürriyet gazetesinden istifa etti.